Evet. Yukarı daha iyi, yukarı daha iyi. Evet. Başlıyoruz o zaman. Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde her zaman yaptığımız bir açıklamanın birini daha yapıyoruz. Maalesef mağdur bir mağdur grupla birlikteyiz. Mağdur petrolcülerle beraber bir basın açıklaması yapıyoruz. Aslında bu basın açıklamasını enerjiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın gerçekleşecekti. Ama geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan dolayı bu açıklamayı ben yapıyorum. Öncelikle mağdur petrolcülerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bugün aramızda ekmek tekneleri ellerinden almak istenen, şu anda sayısı 1150 ama ileride 4000 petrol istasyonu sahibiyle birlikteyiz. EPDK'nın denetlediği şirketlerin yaptığı usulsüzlüklerin bedelini kendilerine ödetilmesine karşı çıkan, işini, aşını, ekmeğini korumaya çalışan ve Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen akaryakıt istasyonları sahipleriyle birlikteyiz. Bu insanlar kuş uçmaz, kervan geçmez bölgelerde, ilçelerde kimisi bir tane, kimisi iki tane petrolcü kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde bazen kendi hayatlarına riske atarak orada insanlara hizmet sunmaya çalışan aslında fakir fukara insanlar. Petrol istasyon sahipleri dağıtım şirketlerinin düzenlediği sahte faturalar nedeniyle kendilerine ceza kesildiği söyleniyor. Bu iş yeri sahipleri haklarını aramak, suçlarının ne olduğunu sormak için 48 günden bu yana EPDK'nın önündeler. EPDK'nın Sayın Başkanı daha önce yaptığı bir açıklamada ucuz enerji şirketlerinden alım yapın diyordu. Edirne'den Kars'a kadar nerede ucuzsa oradan alın, hepsini ben denetliyorum diyordu. Bu insanlar da o söze inanarak alım yaptılar. Bu enerji şirketlerinin lisanslarını Gelir İdaresi Başkanlığı verdiğine ve denetimi EPDK'nın yaptığına göre faturanın sahte olmasının cezası neden bu iş yeri sahiplerine ve onların çalışanlarına kesiliyor? Hakikaten insanın aklını alacağı bir şeydi. Adeta Nasrettin Hoca fıkrası gibi ruhsatı sen veriyorsun, denetimi sen yapıyorsun, cezayı bunlara kesiyorsun. Hakikaten tam Türkiye'ye yakışan bir uygulama. Bugün bugün 4000 istasyonun kapanması, 120 bin kişinin işsiz kalması riskiyle karşı karşıya kalan petrol istasyonu sahipleri mağdur durumda. Mahkeme sonucu beklenmeden kesilen bu cezalar sebebiyle 120 bin insanımız işsiz kalmakla karşı karşıya. Dağıtım şirketlerini, borçları ya da onların yaptığı usulsüzlüğün faturasını benzin istasyonu sahipleri ödüyor. Maalesef yukarıdaki zenginlere, büyük sermaye sahiplerine ulaşamıyorlar. Bedeli fakir fukaranın sırtına vurmaya çalışıyorlar. EPDK'nın lisans verdiği dağıtım şirketlerinin kestiği faturaların sahte olması sebebiyle EPDK'nın ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın petrol istasyonlarına ceza kesiyor. Kendilerinin lisans verdiği ve denetlediği akaryakıt dağıtım şirketlerinin borçlarını ya da onların yaptığı usulsüzlüğün faturasını burada bulunan benzin istasyonu sahiplerine kesmeye çalışıyorlar. Bu istasyon sahipleri kendilerine kesilen faturanın gerçek olup olmadığını anlayamaz. Bu insanların hepsi devletine güveniyor. Devleti denetim yapıyor, bu insanlar da oradan alım yapıyor. Sorumlu varsa bu denetimi yapan, bu insanları o sahtekarların önüne atanlardır. Bu dağıtım firmalarına lisansını veren EPDK'nın kendisi, faturayı kesilen Gelir İdaresi'nin kendisi, her ay dağıtım firmaları EPDK'ya bildirim yaparken incelemeyen kendisi, iş yeri başına 3-4 milyon civarında para cezası kesiliyor ve üstüne de iş yerleri mühürleniyor. Mühürlü istasyonlar varken iş yeri sahipleri bu parayı nereden ödesinler? Değerli arkadaşlar, hakikaten ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ki
bir dağıtım lisansını almak öyle bakkaldan bir şey almaya benzemez. Bakkaldan ya da kırtasiyeden kağıt almaya benzemez. Bir lisansı almak için dünya kadar önde belge sorarlar. Bu lisans demek ki bu kadar rahat dağıtılıyor ve bu kadar fakir fukara sahtekarların önüne yem ediliyor. Resmen burada araştırılması gereken, tabii ki bu sahte fatura kesen dağıtıcılar, ama bir de araştırılması gereken bu sahte fatura kesenlere göz yuman yetkililerin de araştırılması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukukun üstünlüğü ilkesi gereği yargı kararı kesinleşmeden iş yerlerinin kapatılmasına karşıyız. Burada mağdur olan 120 bin çalışanı aileleriyle birlikte 500 bin kişinin gelirinden, yani ekmeğinden olmasına karşıyız. CHP olarak daima mağdurun yanında yer aldık. Daima emeğin ve emekçinin yanındayız. Keyfi uygulamaların karşısında daima hukukun yanındayız. Mahkemenin sonucunda eğer haklı oldukları kanıtlarsa da zaten bu cezalar gerek kalmayacak. Değerli arkadaşlar, tam 59 dağıtım firması sahte fatura düzenlediği için kapatılıyor. Bir gecede kaçıp gidiyorlar. Bu firmalarla EPDK 5 yıl çalışıyor. 5 yıl boyunca bu 59 firmaya EPDK lisans veriyor. Gelir İdaresi de bunu denetliyor. EPDK kontrolünden sonra bunların hepsi kaçıyor. Kabak gibi başına patlıyor. Kabak Van'da, Diyarbakır'da, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerdeki petrol sahiplerinin başına patlıyor. Kabak patlayacaksa bir, bu milleti dolandıran, bu insanları dolandıran dağıtım firmalarına, bir de bu işi önünü açan EPDK yetkililerine, devletin yetkililerine patlaması lazım. Bu fakir fukaranın günahı yok. Maalesef denetlenmeyen, adeta nasıl verildiği belli olmayan 59 tane firma var. 59 tane. Bu 59 firma ne yapıyor? O alınan lisans karşılığında bu fakir fukaraya petrol satıyor. Ya petrol var. Petrol var mı var? Var. Fatura var mı var? Var. Nakliye faturası var mı var? Var. İstaliye var mı var? Beyan var, lisans var, her şey var. ETS'si var, kamerası var. Petrol var. Otomasyonu var. E ne yok? E dürüstlük yok. Maalesef bu insanları mağdur eden bir siyaset var. Bu insanları mağdur eden bir anlayış var. Ya burada kaçak bir şey yok, şunu söyleyelim. Kimse yanlış anlamasın. Bu insanlar kaçak mazot almıyor. Kaçak akaryakıt almıyor. Bu insanlar devletlerine güvenerek devletin lisans verdiği 59 firmadan yakıt alıyorlar. E bu insanlar suçu günah ne? Bu insanlar suçu günah ne? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla da arkadaşlarımızla birlikte bu işi takip etmeye çalışacağız. Şimdi ben sözümü burada kesiyorum. Şimdi bu mağduriyeti yaşayan önce mağdur petrolcüler sözcüsü Mehmet Ali Öztürk'e söz veriyorum. O da bir kendi derdini anlatsın. Değerli vekilim, kıymetli basın mensubu, bugün buraya gelip sesimize ses veren, ezilenlerin yanında olan, mağdurların sesini duyurmaya çalışan bütün herkese canı yürekten teşekkür ederim. Bizler 48 gündür Ankara'dayız. Evlerimizden uzaktayız. Çünkü haksız yere mühürlenen iş yerlerimize gitmekten utanıyoruz. Bizleri önce itibar kaybına uğratıyorlar. Çünkü işlemediğimiz bir suçtan gasp edilir şekilde petrollerimiz mühürleniyor. İşçilerimiz işsiz kalıyor. Bizler insanlar içinde itibarsız bırakılıyoruz. Bizler diyoruz ki işlemediğimiz bir suç var. Ancak Türkiye'de mahkemeler var. Bizler mahkemelerin verdiği tüm kararlara saygılı olan insanlarız. Varsa ortada bir suçumuz, mahkemeler bizi yargılasın. Mahkemelerin verdiği kararlardan sonra iş yerlerimiz kapatılsın. Ancak bugün bir dünya insan mağdur. Petrolcü mağdur. Petrolcüye iş yerini kiraya veren mülk sahibi de mağdur. Peki bu mülk sahibinin suçu ne? 11 ayda beri petrolcü.
petrol kapalı. Bizler kiraya vermişim kiracım. Dağıtım şirketlerinden yakıt alırken hepimiz EPDK'nın kurduğu otomasyonlarla, hatta otomasyonların başında kurulan kameralarla EPDK tarafından zaten denetleniyoruz. Aldığımız istasyonlara yakıtların hepsinin parasını dağıtıcıya gönderiyoruz. EPDK'ya bildirimimizi yapıyoruz. Bizler 5 yıldır kuruşu kuruşuna vergimizi ve SSK'mızı ödüyoruz ki vergi SSK borcu olmayan tek sektör benzin istasyonları. Ancak bir masa, bir sandalye ile akaryakıt dağıtıcı lisansı alan insanlar bugün ortada olmadığı için 32 kurumdan evrak alıp istasyon açan benzin istasyonu sahipleri bugün yargılanıyor. Ama yargılanırken önce mühürleniyoruz, sonra yargılanıyoruz. Yani öyle bir şey ki hepimizin de bildiği gibi Şener Şen'in filminde Şener Şen suçu işledi, cezayı İlyas Salman çekti. Arkadaşlar biz kimsenin günah keçisi değiliz. Düne kadar birer iş adamıydık. Bugün de devlet bizim yanımızda hiçbir şekilde bu mühürlemeleri yaparken bir tane mahkeme kararı göstermedi. EPDK'nın yazmış olduğu yazıyla gelip iş yerlerimiz mühürlenmedi, gasp edildi. Bunun hakkı direkt insanların iş yerinin gaspıdır. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki bizler haklılığımızı kanıtlayacağız. Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm haksızlıkların karşısında durduğu için Sayın Veli Ağbaba'ya sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkürler. Alo. İkinci konuşmamız Nuray Korkmazoğlu. O da Niğde Kemerhisar'dan burada. Buyurun Nuray Hanım. Sayın vekilim ve basın mensuplarına dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz burada Türkiye'nin dört bir tarafından gelen petrolcüleriz ve şu anda hangi kapıya gittiysek herkes bize kaçakçı gözüyle bakıyor. Biz aslında çalışan işveren insanlarız, kaçakçı değiliz. Biz yasaya bağlı olarak bütün yasayı uygulayan petrolcüleriz. Ancak denetimlerimiz sürekli her ay EPDK tarafından yapıldığı halde düzenli olarak vergi dairesine vergilerimizi ödediğimiz halde şu anda yeni bir incelemeye girdik ve aslı astarı olmadan, elimize ihbarlarımız gelmeden, raporlarımız gelmeden direkt mühürleniyoruz. Biz de diyoruz ki 48 gündür Ankara'dayız. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Bu işte eğer bir yanlış varsa, bir hata varsa incelememiz bittikten sonra bizi mühürleyiniz. Şu anda sizler bizleri mühürlediğiniz zaman biz ne kendi çalışanlarımıza, ne ailemize, ne de hiçbir şekilde devletimize katkımız olmayacaktır. Bizler petrolcü olarak buraya geldiğimizde derdimizi anlatmaya çalıştığımız süre içerisinde her seferinde yüzümüze kapılar kapanmaktaydı. Şu anda biz CHP, sağ olsun milletvekilimiz Veli Ağbaba tarafından dinleniyoruz ve derdimize, sesimize ses olmasını istedik. Kendisi sesimize ses oluyor. Şu anda burada gördüğünüz 81 ilden bulunan bütün petrolcüler mağdurdur. Hiçbir petrolcü buraya kaçakçı olarak gelmemiştir. Ancak bize vurulan itibar, petrollerimiz mühürlendiği süre içerisinde bütün tüketiciler tarafından kaçakçı gözüyle bakılıyoruz. Kendi evimizdeki çocuklarımızın yüzüne bakamaz hale geldik. Sayın yetkililerim, lütfen sizlere sesleniyorum. Eğer bir durum var ise lütfen incelemelerimiz yapıldıktan sonra bu mühürlemeler yapılsın. Siz şu anda bizi önce öldürüyorsunuz, sonra affedersiniz yanlışlıkla sizi öldürüyorum diyorsunuz. Lütfen bütün incelemelerimiz yapılsın ve incelememiz bitene kadar, mahkeme hukuk süreci başlayana kadar bizim iş yerlerimizi mühürlemeyin. Bizleri mağdur etmeyin. Biz mağdur olduğumuz süre içerisinde devletimize daha fazla mağduriyet yansıtılacaktır. Teşekkür ediyorum. Şimdi Edirne'den gelen Volkan Evren Gökalan'a sözü bırakmak istiyorum. Sayın basın mensupları, sayın vekilim, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada mağduriyet sadece bizler değil, bizim mülk sahiplerimizde de ciddi boyutta mağduriyetler var. Mülkiyet hakları ellerinden alınıyor. Bir istasyon mühürlenmeye girdikten sonra kesinlikle ve kesinlikle o istasyonun bulunduğu yerde bir daha bu faaliyet gösterilemiyor. Aramızda olan ve olmayan bir sürü mülk sahibimiz dört gözle bizlerden çıkacak sesi bekliyor. Bu mülk sahipleriyle olan durumlar gerek batı bölgelerde gerek doğu bölgelerde aşiret kavgalarına kadar gidebilecek boyutu alıyor.
bunların, bu mağduriyetlerin giderilmesi, en azından mülkiyet haklarına dokunulmadan kendi şirketlerimizin üstünde kısıtlamalar getirilmesi bizim için çok çok daha önemli noktalardan da biri. Tekrar teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bize kapılarını açtı, sesimize ses oldu Sayın Vekilimiz sayesinde. En büyük sorunlarımızın kaynağı dediğim gibi kendi başlıklarımızın haricinde mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet haklarına el konulmaktadır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Burada Edirne'den Van'a kadar birçok arkadaşımız burada. Hakikaten büyük bir mağduriyetle karşı karşıya. Bakın buradan bir daha bir kez daha söyleyelim. Bu insanlar devletlerine güvenmişler. Devletin lisans verdiği şirketlerden, dağıtım şirketlerinden alım yapmışlar. Bu insanlar kaçakçı değil. Bu insanlar ekmeğinin peşindeler. Bu insanların kaçakçılıkta gözü yok. Eğer sahte fatura düzenleyen varsa cezasını çeksin. Kaçak yapan işi varsa cezasını çeksin. Ama bunlar kaçakçı değil. Bu insanları dolandıran maalesef devletin yetkilileriyle o dağıtım şirketleri, sahtekarlık varsa oraya baksınlar. Bu insanlar ekmeklerinin peşinde mağdur insanlar. Biz de bu insanların yanında olduğumuzu söylüyoruz. Ve tekrar bu işte yetkili insanlara bu fakir fukaranın ekmeğiyle oynamayın. Bu fakir fukaranın insanların sorununu çözün diyoruz. Tekrar basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.